Eğer irade varsa seçecek. Seçecekse iyiyi de kötüyü de seçebilmeni ki iyi seçmesinin bir karşılığı olsun. İyi seçmek ödül gerektirsin. Yoksa eğer iyiliğe mahkum olsaydı insan, kötüyü seçemeseydi insan için ödül gereksizdi. Öyle değil mi? Kötülüğün olduğu bir dünyada iyilik değerlidir. Herkes iyiliğe mecbur ve mahkum olsaydı, iyilik tercihimiz olmazdı. Biz de iyi diye anılmazdık. Çünkü anılmaya değer bir şey olmazdı. Müslümanların insan algısı bozulduktan sonra her şeyi bozuldu. Biz Allah'tan razı değiliz dostlar. Yani, bakınız hadisin insanıyla Kur'an'ın insanı bu yerde zıttır. Fıkhın insanıyla Kur'an'ın insanı bu yerde zıttır birçok kadim eski alimlerimizin insan tasavvuruyla, algısıyla Kur'an'ın insanı zıttır. Bakınız, İslam adına kurulmuş tarihteki Emevi, Abbasi, Osmanlı, şu ve bugün yaşayan ve adına İslam devleti denilen devletlerin hepsinin insan algısıyla Kur'an'ın insan algısı zıttır. Kur'an'ın insan algısı dediğim gibi iyilikte de, kötülük de yapabilen ikisine de açık seçebilen bir insandır. Ama bu söylediklerimin insan algısı nedir? Yani insandaki çeşitliliği reddediyorlar. İnsandaki farklılığı reddediyorlar. İnsanın özgürlüğünü reddediyorlar. Seçme özgürlüğü. İnsan iyiyi de kötüyü de seçebilir. Zaten bu seçimi sayesinde insan insandır. Dolayısıyla ister küfreder, ister iman eder diyor. İmma şakiran ve imma kefura. Evet. Bu ayeti hiç sevmediler biliyor musunuz? Hiç sevmedikleri için de tepesine vura vura iman ettirmenin bir yolunu bulmaya çalıştılar. Bulamadılarsa da tepesine vurdular, öldürdüler. Evet. Seçimine razı olmadılar yani Allah'tan razı olmadılar Allah'a Allah'ın insana verdiği özgürlükten razı değiller